Almanya'da bu hafta bir erken seçim gündemi vardı. Bir de AfD milletvekilinin Türkleri çok sevdiğini söyleyen bir açıklaması vardı. Onları konuşacağız. Kaap bu hakikaten çok enteresan bir adam. İşte Türklere övgüler yağdıran bir video yayınladı 29 Ekim. Dolayısıyla işte biz Türklerle silah arkadaşıydık diyor. Birinci Dünya Savaşı'nda doğru silah arkadaşıydık. Ama İsmet Paşa'nın bir lafı var, çok severim. Almanlar gitmek için gelmemişti diyor. Yani Alman biz savaşı kazansaydık, Birinci Dünya Savaşı'nı kazansak bile farklı bir sonuç beklememek gerekirdi. Çünkü Almanlar gitmek için gelmemişlerdi diyor. Çok ilginç şeyler oldu o dönemde. Almanya güçlü bir ülke. Biz bu arada Almanya'nın yanına savaşa girmek mecburiyetinde kaldık yani. Osmanlı aslında girmek istemiyordu. İşte İngiltere ile temastaydı, Fransa ile temastaydı. Onlar istemediler çünkü Rusya'nın talepleri vardı. O dönemde Çarlık Rusya'sının talepleri vardı. Aralarında paylaştılar. Hatta Rus çarının güzel bir sözü var. Güzel derken hani bizim açımızdan güzel değil de tarihi açıdan işte Avrupa'nın hasta adamı derdi Osmanlı için. Osmanlı Avrupa'nın hasta adamı. Bu adam yakında kollarımızda ölecek. Biz bunun mirasını paylaşırken kavga edeceğiz. Onun için bu adam ölmeden mirasını aramızda paylaşalım ki öldükten sonra sorun çıkmasın. Daha minvalinde bir sözü vardır. Hatta bunu bizim Avrupa Birliği yüksek lisansında bir hocamız vardı. O da şey derdi, bak Türkiye'nin için Avrupa Birliği'nin bir parçasıdır. Osmanlı'ya bile Osmanlı'nın, Avrupa'nın hasta adamı diyorlar. Eğer Türkiye Avrupa'nın parçası olmasa Asya'nın hasta adamı derlerdi diyor. Bizim ülkemiz güzel. Ama ben bu aşırı sağcı, ırkçı faşistlere inanmıyorum. Bunlar hakikaten gizli gündemleri olan insanlar. Bunlar demokrasiye amaç olarak değil, araç olarak gören insanlar. Böyle muhalefeti bölüp, kendilerine karşı olan grubu bölüp dağıtmak amacındalar. Bu noktada işte Türklerle Suriyelileri, Afganları ayırıyorum diyor. Türkler iyidir. Bunu vermek istediği mesaj bu. Türkler Almanya'nın parçasıdır. Türkler çalışıyor. Türkler çok sosyal yardım almıyor. Bu arada bunlar doğru. Türk vatandaşları arasında Almanya'da sosyal yardım alma oranı, daha doğrusu çalışmama oranı %17'dir. Geniş topluma göre çok yüksek bir oran. Geniş toplumda %6 civarı ama yani tüm Almanya genelinde ama göçmen grupları içerisinde çok düşük bir oran. Mesela Ukraynalılar da Suriyeliler de çalışmama oranı yani işe gitmeyen bir iş olmayan oranı %80'lerde 80-85 Ukraynalılar da en yüksek. Ukraynalılar hiç çalışmıyor çünkü Ukraynalılara, mültecilere verilen yardım da verilmiyor. Direkt sosyal yardım veriliyor. Yani bir Alman vatandaşı Almanya'da hangi haklara sahipse bir Ukrayna vatandaşı da şu anda Almanya'da aynı haklara sahip. 1 milyon 250 bin kişi, düşünün %85'i çalışma ve sosyal yardım alıyor. Çok yanlış bir politik olduğunu düşünüyorum. Süreli olması lazımdı. Tabii ki savaş var, biz kapılarımızı açacağız. Hiç kimse illegal değildir. Mültecilere de toplumumuzda, biz zaten nüfusa da ihtiyacımız var. İş gücüne ihtiyacımız var. Nüfusumuz zaten yaşlanıyor ki yaşlanmasa bile. Biz savaştan kaçmış olan, zor durumda olan bir insanla ekmeğimizi bölüşürüz. Ama onu bu sürece dahil edip en azından 1 yıl, 2 yıl içerisinde dil eğitimi ve meslek eğitimi ya da üniversite eğitimi peşinden iş hayatına kazanıp artık Alman ekonomisine katkı verecek boyutta olması lazımdı. Kaç yıl geçti? Hala %15 çalışma oranı çok düşük. Bu ama Ukraynalıların ya da Suriyelilerin hatası değil, bu siyasetçilerin hatası. Bu arada şunu da söyleyeyim, hakikaten bizim birinci nesil çok çekti. O dedelerimiz, nenelerimiz, o barakalarda yaşadılar. Kaç kişi bir haimde kaldı? Birinci nesil de değil, ikinci nesil de onu gördü. Yani haimlerde ortak tuvaletler, ortak banyolar dışarıda falan çok çekti. Kimse onlara yardım vermedi. Çalışma izni bile vermediler. Adam evlenip geliyordu eşiyle, eşine çalışma izni vermiyorlardı falan. Böyle çok ilginç bir dönem yaşadık. Şu Ukraynalılara sağlanan, Suriyelilere sağlanan hakların onda biri. Eğer birinci nesle sağlanmış olsaydı, bu destek verilmiş olsaydı şu anda biz çok farklı bir yerde olurduk. Bu da maalesef Almanya'nın hatası, hep geri gidecek diye düşündüler. Onun için yatırım yapmadılar. Eğitime hiç önem vermediler. Eğitmesek de olur. O zaman da Türkçe derslerini Seydoğ savunuyordu, biliyor musunuz? 60'lı yıllarda. Seydoğ diyordu ki Türkçe dersi koyalım okullara. Bunlar geri gidecek. Ana dillerini unutmasınlar. Kopmasınlar ülkelerinden diye. Şimdi tam tersi oldu. Şimdi Seydoğ karşı çıkıyor. Evet, erken seçime asla ülke mahvolur. Hepimiz kaybederiz. Anketler ortada.
Ben erken seçime gideceklerini zannetmiyorum ama hakikaten çok saçmalamaya başladılar. Açıkça kavga ediyorlar. FDP zaten Yeşiller ve SPD ile en başından beri anlaşamıyordu. Ama son dönemde kafalarına buyruk açıklamalar, yani hiç koalisyon ortada yokmuş gibi şeyler yapıyorlar. Aynı gün ekonomi zirvesi yapıyor. İkisi de Berlin'de. Maliye Bakanı ayrı zirve yapıyor. Başbakan ayrı zirve yapıyor. Sonra da birbirlerini açıktan eleştiriyorlar. SPD lideri Maliye Bakanı'nı suçluyor, senin yüzünden diyor vesaire. Erken seçim olabilir. Hatta olma ihtimali bence %50'nin üstünde. Çünkü Lindner'in son açıklamaları cidden o yönde gidiyor. Ama anketler değişebilir. Yani erken seçim olsa anketler yine değişebilir. Anketlere bakmamak lazım ama tabii ki bir sağ parti yönetimi gelir ve bizim için de kötü olur. Yani en iyi ihtimalle CDU-CSU iktidarı başlar. Bu çifte vatandaşlığı falan kaldırırlar. O nedenle bir sene normalde bir hükümet bekler. Bir yılda ama normal şeyler yapmıyorlar. Türkiye'de de olmuştu. Mecliste Devlet Bahçeli birden erken seçim çağrısı yapmıştı. O dönemde seçime gitmişti. O işte AK Parti'nin ilk iktidara geldi. %34 ile iktidara geldiği sene. 2002 yanılmıyorsam. 2002 seçimlerinde kaybedeceğini bile bile erken seçim çağrısı yaptı ve meclis dışında kaldı mesela. Çok enteresan şeyler yapıyorlar. Çünkü siyasetçilerin etrafı sarılı, halkla kopuklar. Bazen gerçek kararlar veremiyorlar ve daha doğrusu olumlu karar veremiyorlar. Hep yanlış bilgi veriliyor onlara. Efendim halk sizi istiyor, halk acayip, anketleri boş verin, halk bizi istiyor diyorlar ve seçime götürüyorlar. Ondan sonra da sıkıntılar yaşanabilir. Şu anda seçim olursa CDU-CSU gelir. Muhtemelen de SPD ile bir koalisyon yapar. Aslına bakarsanız çok bir şey değişmez. Yani bir çifte vatandaşlık bizim için kötü olur tabii. Çifte vatandaşlık kalkar. Diğer konularda göçmenlere karşı CDU çok sıcak bakan bir parti değil. Bizim dezavantajımız olur. Ama Almanya'da sistem devam ediyor. Seçim ırkçılar gelmediği takdirde kim gelirse gelsin Almanya'da aşağı yukarı aynı hayat yaşanır. Çünkü bürokrasi çok güçlü. Yani bu bir açıdan güzel, bir açıdan kötü. Bürokrasinin çok güçlü olması, mesela hiçbir emniyet müdürü değişmez. İşte hakimler, savcılar, yüksek kurulu, anayasa mahkemesi hepsi aynen yoluna devam eder. Sadece ve sadece ırkçı faşistler gelirse burada bize yaşam hakkı tanımazlar. Bunların işte biz sizi seviyoruz, yok siz söylesiniz böylesiniz sözlerini de asla kanmamak lazım. Bunlar kimseyi sevemezler. Zaten sevecek olsalar aşırı sağcı olmazlar yani. Abi, bir aşırı sağcı biri nasıl insanları sevsin? Kendi ırkını, milletini sever. Onu da sevmez aslında. Sevgi görmediği için insanlar böyle ırkçı, faşist oluyor. Bir şekilde onaylanma ihtiyacıdır bu. Yani kitle, ben bir kitlenin mensubuyum. Onunla gurur duyar. Kendiyle gurur duymadığı için, kendi yaşamının önemli olduğunu düşünmediği için, insan olarak bir değer atfetmediği için kendine der ki ben büyük bir milletin parçasıyım. Ama hiçbir millet diğer bir milletten büyük değildir. Tüm milletler eşit. Hiçbirimiz de seçmedik milletimizi. Biz mesela Almanya, ben mesela belki işte İngiltere'de doğmuş olsaydım belki İngiliz milliyetçisi olabilirdim o yetiştiğim toplumda. Bu bizim aslında bakarsanız ne milletimiz, ne dini inancımız, ne konuştuğumuz dil, ne de yaşadığımız hayat bizim seçimimiz değil aslında. Mesela işte çok dindar arkadaşlarımız var ama onlar mesela çok dindar bir Yahudi ailede doğmuş olsalardı Ortodoks Yahudi olacaklardı. Veya işte çok dindar bir Hristiyan ailede doğmuş olsalardı belki de böyle Yehova şahitleri gibi kapı kapı dolaşacaklardı. Onlar da ilginç insanlar. Arada geliyorlar. İstemiyoruz Müslümanı deyince gidiyorlar. Onlar gelirse korkmayın. Ha, iyi insanlar onlar. Şey böyle rahatsız etmiyorlar. Güzel güzel geliyorlar, konuşup gidiyorlar. Hiç de bıkmıyorlar adamlara. Her gün Bağnaf'ın orada İncil dağıtıyorlar. Çok enteresan yani.